Aslında dönüp bakıp bunu hem zorun deprem sigortası hem konutlarımızda aldığımız özel konut poliçelerindeki deprem teminatı veya iş yeri sigortalarındaki satın almış olduğumuz hani zorun deprem sigortası, doğal afet sigorta kurumu dışındaki de özel deprem sigortalarında yapmamız gereken hemen hemen hepsi aynı şey. Bir kere bölgede deprem olduktan sonra binanızın zarar görmüş olması lazım. Örneğin konutunuzun bir sarsıntı sonrası yıkılmış, duvarlarının patlamış, çatlamış, bu tarz bir riske sahip, ortaya bir risk çıkmış. Yani almış olduğun teminat karşılığı o riskin gerçekleşmiş olması lazım. Siz bunu gördüğünüzde birinci yapmanız gereken, zaten bunu uzman bir sigorta acentası veya bir uzman sigorta danışmanınızdan aldıysanız öncelikle onu aramanız. O size zaten her türlü konuda hızla yardımcı olacaktır. Ne yapmanız gerektiği, sizin adınıza hasar ihbarlarını da yapacaktır. Poliçenizle ilgili sizi de bilgilendirecektir, ama hani buna ulaşamadığınızı varsayarsak, kendiniz bununla ilgili işlem yapmak istiyorsanız, sigorta poliçesinde bununla ilgili ihbar telefonları da bulunuyor. Burayı aradığınızda karşınıza çıkan uzman bir kişi, ki buna da cevap verme kapasitesi çok yüksektir. İşte adresinizi, o poliçe sahibi olduğunuzu kanıtlayan hani bazı basit bilgileri verdikten sonra, buna biz hasar dosyası açma deniyoruz. Açılan hasar dosyası sonucu bu şirket bununla ilgili uzman bir ekspertiz görevlendirir. Uzman ekspertiz gelip sizin binanızdaki zararı görür, resmeder. Bu zararın maliyetini hesaplar. Size ne ödenmesi gerektiğini hesaplar. Bunu kuruma raporlar. Bu rapor gittikten çok kısa bir süre sonra da çok hızlı da hasarınızı alabilirsiniz.